Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu endeksle ilgili genel bir değerlendirme yapacağız. Ondan sonra endeksin grafiğine bakacağız ve en son arkadaşlar 2024'ün birinci çeyreğinde veya 2023'ün 4. çeyreğinde gelen genel olarak bilançolarla ilgili gördüm. E, izlenimleri sizinle paylaşıp bu şekilde videoyu bitirmiş olacağım şimdi beni yakından takip eden arkadaşlar veya ilk abonelerimiz bilirler ki endeksimiz 7040'lardayken diyordum ki arkadaşlar Mehmet Şimşek'in e, ekonominin başına getirilmesiyle birlikte bizi muazzam bir hikaye bekliyor dolayısıyla yabancının güveni artacak dolayısıyla risk primlerimiz düşecek dolayısıyla endeksin yönü yukarıdır Hatta bununla ilgili 7040'lardayken ben kredili mala girdiğimi söylemiştim ve yıl sonu endeks hedefimin de 12 civarı olacağını söylemiştim. Bu süreçte arkadaşlar Mehmet Şimşek'in ekonominin başına getirilmesiyle birlikte bütün dünyada kabul görülen ekonomik politikalar uygulandı. Uygulanmaya devam ediliyor. Bunun sonucunda faizler artırıldı. Faizlerin artırılmasıyla birlikte artık ekonominin yavaş yavaş soğutulmaya başladığını görüyoruz. İşte bu politikalar uygulanınca peyderpey yabancının bir güveni oluştu. Dolayısıyla Türkiye'nin risk primleri 900'lerden bugün artık 300'lerin altına gelmişiz. Dolayısıyla yabancı girişi oldu ki Mehmet Şimşek gelmeden önce Borsa İstanbul'daki yabancı ağırlığı 30'un altındaydı. %27, %28'lere kadar düşmüştü. Mehmet Şimşek'in peyderpey uygulanması gereken politikalar uygulayınca da bu yabancı oranı arttı. Bankalara girmesiyle veya bazı holdingler, holding şirketlerine para girişiyle yabancı oranı arkadaşlar bugün artık %40'ların üzerine çıktı. Her ne kadar yan tahtalarda bu ralliye bir eşlik olmasa da arkadaşlar günün sonunda endeksimiz geldi 11 binlere dayandı. Dolayısıyla bana göre bundan sonra dikkat etmek lazım. Neden bundan sonra dikkat etmek lazım? Arkadaşlar dedim ya bilançolarla ilgili gördüklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Genel olarak gördüğüm şu arkadaşlar. Bir, bilançoların geneli iyi değil. İki arkadaşlar şirketlerin varlıklarında artış var. Yani bu enflasyon muhasebesinden kaynaklı şirketlerin özellikle duran varlıklarında ciddi artışlar var. Dolayısıyla şirketlerimiz varlıkları açısından pahalı değiller bana göre. Ancak arkadaşlar yine bilançolarda gördüm. ikinci bir nokta arkadaşlar cirolardaki artış hızının düşmesi. Dolayısıyla cirolarda böyle istenen sonuçlar yok. Üçüncüsü arkadaşlar şirketlerin genelinde kar marjlarında bir düşüş var. Dördüncüsü arkadaşlar şirketlerin finansal giderleri fazla. Beşincisi arkadaşlar benim gördüğüm şirketlerin nakitleri azalıyor. Beşincisi arkadaşlar bunun sonucunda da şirketlerin FK'ları yukarı doğru çıkıyor. Yani bilançolar iyi olmayınca cirolarda Azalma yani cirolarda istenen sonuçlar olmayınca ve kar marjları düşünce de şirketlerin hisse başı karları düşüyor. Dolayısıyla FK'lar yukarı çıkıyor. Ancak şirketlerin varlıklar arttığı için de piyasa deri bölü defter değerleri de düşüyor. Dolayısıyla dediğim gibi genel olarak şirketler yani bilançoların geneline baktığımızda her ne kadar bazı şirketler hala iyi performanslar gösterse de Genel olarak piyasa deri bölü defterleri düşüyor. Ancak FK'lar yukarı doğru çekiliyor. Ekonominin artık yavaş yavaş soğutulduğunu görüyoruz. Ki daha önce Mehmet Şimşek'in dediği gibi artık e, önümüzdeki e, enflasyon verilerinde sert düşüşlerin meydana geleceğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar şirketlerin kar marjları düştüğü için endeksimiz de belli bir noktaya geldiği için bence bu saatten sonra dikkat etmek lazım. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar 7400'lerdeyken herkese çevremdeki arkadaşlara da diyordum. Nakitiniz varsa alın bu endeks çıkacak. ve bu süreç genellikle bankalar ve holdinglerle olacak. Daha doğrusu büyük kağıtlarda olacak. Belli bir süre arkadaşlar diğer yan kağıtlar bir noktada eşlik etti. Ondan sonra bankalar ve diğer holdingler kopup gidince diğer kağıtları da aşağı doğru verdiler. O süreçte açıkçası ben daha büyük kağıtlara 30 kağıtlarında ağırlıklarımı arttırdım. ancak yeterince de faydalandığımı söyleyemem. Şimdi arkadaşlar peki bundan sonra ne olacak? Bana göre bundan sonraki süreç arkadaşlar enflasyon düştüğü için düşeceği için faiz indirim süreci başlayacak. Faiz indirim süreci artık bizim için yeni bir hikaye olacak endeksi için. Ancak bu geçiş sürecinde yani faiz indirim geçiş sürecinde şirketlerin cirolarındaki bu düşük performans endeksin daha yukarı gitmesini engelleyebilir. Dolayısıyla belli bir süre endeksimiz bir dinlenme sürecine girebilir. Bunlara dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yine bunlara genel olarak baktığımızda şirketlerin cirolarındaki düşüş iç piyasada bir talepteki düşüşün göstergesidir. Bunun sonucunda arkadaşlar bu şirketler tabii ki sürekli böyle düşük marjlarla çalışmayacaklardır. Dolayısıyla şirketlerin işleri belli bir nokta geldiğinde artık katlanılamaz bir noktaya geldiğinden de iş dünyasından hükümete diyecekler ki artık şu faizleri indir. İşler kesat. Dolayısıyla bu şekilde yürüyemez. Dolayısıyla bize nakit lazım bize kredi musluklarını açın ve dolayısıyla arkadaşlar günün sonunda ekonomide tekrardan bir genişleme politikalarına gireceğiz. Onun için arkadaşlar endeks 7400'lerden 11000'lere gelirken ki süreçte belli bir dinlenme süreci artık olacak. Ancak faizler yavaş yavaş indirilmeye başladığı anda da genişleme politikaları geliyor. Dolayısıyla tekrardan karlıklar, tekrardan satışlar artacak. E, algısıyla endeks tekrardan yukarı çıkacaktır. Ancak bu süreci de kestirmek lazım. Bana göre endekste bir düzeltme meydana gelebilir. Bu düzeltme arkadaşlar dramatik olmayacaktır. Bu bir düzeltme süreci olacaktır. Ancak e, e, belli bir dinlenmenin de olacağını ben düşünüyorum. Bir de arkadaşlar dedim ya bilançolarda genel olarak gördüklerim Dolayısıyla bu cirolardaki düşüş, karmajlardaki düşüş, kasalarındaki nakitteki düşüş, nakit ihtiyacı bilmediniz, tanımadınız veya niçin aldığınızı bilmediniz. Kağıtlarda bence pozisyon açmayın. Daha kurumsal, daha e, güvenilir olan şirketlerde biz 30 veya biz 100ün dışına bence çıkmamak lazım. Günü birlik işlemler için tabii ki hepimiz yeri geldiğinde teknik anlamda bazı pozisyonlar açıp kapatıyoruz. Ancak portföyün genelini bence kurumsal şirketlerde, büyük şirketlerde bırakmakta fayda var. Çünkü parana, paraya ulaşmanın zor olduğu, paranın maliyetinin yüksek olduğu bir ortamda bir de iş piyasadaki daralma, iş piyasadaki ekonomi soğutulmasıyla birlikte işlerdeki düşüş bazı şirketleri ciddi anlamda zorlayabilir. Özellikle finansal borçları yüksek oranlar veya varlıkları içerisindeki yabancı kaynağı yüksek olan şirketlerde bu süreçte biraz uzak durmakta fayda var. Bunlar genel olarak benim kendi öngörülerimdir. Yanılabilirim ancak tekrardan söyleyeyim. Benim endeksle ilgili söylemek istediğim şey şu. Belli bir dinleme sürecine girebiliriz. Teknik olarak arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz saati grafimizdir. Saati grafikte baktığımızda era aşırı satın bölgesine gelmiş. Dolayısıyla endeksimiz 10.763'lerde bir tepki alabilir. Bu tepki yarın da gelebilir. Bu bir. İkincisi arkadaşlar bir de günle gidelim. E, geri geri giderek teknik olarak da bir bakalım neredeyiz. Günlükte baktığımızda arkadaşlar Erasay'ın dikkatin daha önce buralardaki yeşilimsi bir gölge oluştuğunda endekste bir düşüş var. Dolayısıyla burada da yavaş yavaş böyle bir oluşum var. Yine şuradaki son iki mumun güzel olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla düzeltme devam edebilir. Bana göre 10.600'ler ilk durağımızdır. Daha aşağısı gelirse de 10.300'lere kadar gelebiliriz. Bir de haftalıkta da bakalım arkadaşlar. Ondan sonra video uzamasın diye hemen bitireceğim. Şimdi burada da baktığımızda arkadaşlar şu son mum biraz büyüteyim. Şu son mum bana göre güzel bir mum değil. Onun için onda da dikkat etmek lazım. Yine burada era sayın arkadaşlar dikkat edin. Şurada yeşilimsi gölge oluşunda, şurada oluşunda endekste düzeltme süreci başlıyor. Burada da benzer bir durum var. Dolayısıyla endeksimizde en endeksimizde arkadaşlar 10 binlere yaklaşabiliriz. Hatta daha sert düşüşler olduğunda daha aşağısı da var. Onu da baktığımızda şu an haftalıktaki ortalamamız olan şu kırmızı çizgi 20 günlük ortalamamız olan 9458'lere kadar kabaca 9500'lere kadar sarkma ihtimali var. Şu muma da baktığımızda son mum takip tabii ki bu haftalık grafimizdir. Ancak buradaki mum da aslında güzel bir mum değil. Dolayısıyla bence dikkat etmekte fayda var nakit bulundurmakta e, yarar vardır. Benim söylediklerim tamamı arkadaşlar bir senaryodur. Benim kendi öngörülerimdir. Ciddi anlamda da yanılabilirim. Ancak tekrardan söyleyeyim arkadaşlar şirketlerin bilançoları iyi değil. Dolayısıyla FK'lar yukarı çekiliyor. Dolayısıyla şirketler FK anlamda pahalaşıyor. Varlıklar açısından şirketlerimiz ucuz. Onu söyleyebilirim. Piyasa deri bir defter deri açısından. Ancak e, bu cirolarla arkadaşlar endeksin daha yukarı gitmesi bence zor olabilir belli bir süre dinlenmesi lazım. Peki ne zaman tekrardan yukarı çıkacağız? Sert bir hareket olacak. Genel olarak zaten trend yukarıdır. Faizlerin indirim süreci başladığı anda artık bu süreç tekrardan devam edecektir. Endeks yoluna devam edecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar.